Cumhuriyet Halk Partisi beni ilgilendirmiyor hiçbir şekilde. Bu konuya girmesem. Bu da bir cevap. İnşallah olacak. İnşallah. İnşallah. Olur. Evet. Vallahi onu bir tek Allah bilir abi. Ya diğer tarafta hile olmazsa olur diye düşünüyorum. Hile mi bağlı? Evet. Bu projede müteahhit değil, esnaf kazanacak, doğal yaşam kazanacak. Modern sanayi sitesinde temel atma aşamasına gelinmek üzere. Proje biraz daha büyütüldüğünden dolayı az sayıda yeni ortak alımı yapılacaktır. Muhteşem bir sanayi sitesi kooperatifine az sayıda ortak alınacak. Alırken kazanmak istiyorsanız acele edin. İşte iletişim numaralarımız: telefon 0212 679 9049, GSM 0545 508 5540. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, sokak röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'un kalbi sayılan Fatih'teyiz, Eminönü semtindeyiz. Vatandaşlarımıza yapılacak ilk genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidar olup olamayacağını soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı rica ediyoruz. İyi seyirler. Cumhuriyet Halk Partisi beni ilgilendirmiyor hiçbir şekilde. Bu konuya girmesem. Bu da bir cevap. İnşallah olacak. İnşallah. İnşallah. Şimdi bu sıkıntılı bir dönemde yapacakları çalışmalar, İstanbul'daki belediye başkanının bu İstanbul'a yapacağı hizmetler önemli. Yani bu memlekete çalışanı vatandaşımız bir yere getirmiştir. Çalışırsa gelebilir. Çalışırsa gelebilir. Ama böyle sürüncemeli, böyle sıkıntılı bir olaylar, laflar, sözler zaten seyrediyoruz mecliste de. Böyle olursa sıkıntılı. Olur. Evet. Abi o konuda bunu yani kendi görüşüm yani bu zor biraz ya. Olamaz. Neden? Ben CHP'nin bir kongre üyesi olarak... Hem kongre üyesi olamaz. İl delegesi olarak tek başına iktidar olamaz. Koalisyon şeklinde iktidar olurlar. Ama başkanlık seçimlerinde İmamoğlu'nu koyarlarsa Tayyip Bey'i yiyeceğine eminim. Sizce CHP iktidar olur? Aynı fikirdeyim şimdi bu konuda. Olmaz. Neden? Yahu neden? Çünkü sicili bozuk. Söyler mesela sizi... Ya, sicili bozuk kardeşim. Bak şimdi genel sekreter yardımcısı o bir tane kadın çıktı. İsmek'te neler şey yaptı değil mi yani? Ya sen başörtüsüyle ne uğraşırsın? Bu millet Müslüman kardeş. Bu millet inançlı kardeş. Diniyle uğraşma diyorsunuz. Ya ben İmamoğlu'nu gözetliyorum. Şu anda beyanlarını seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bak ben bir AK Partiliyim. Anlatamıyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ın 89'dan beri arkasında olan bir kişiyim. Ben Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olmuşum. Şimdi, İstanbul'a mı efendim? Evet İstanbul. İETT Genel Müdürlüğü'nde ve Büyükşehir. İşin içindesiniz yani. Herhalde. Ben gözetliyorum. Neye gözetliyorum? Adaletsizlik yapacak mı İmamoğlu? Verdiği sözleri yerine getirecek mi? Millete eşit davranacak mı? Bak bizimkiler de... Buraya kadar nasıl görüyorsunuz? Yahu şimdiye kadar işte o şeyde stand kurdular. Çıkarılanlar niçin çıkarıldı? Tabii tam içinde değilim. Onlar iki seçim arası. Biz röportaj yaptık. İki seçim arası işe alındığı için etik değil. Yeni başkanı beklemeleri gerekiyordu. 1274 tane ondan dolayı çıkardık diyor. Tamam da onu alan Büyükşehir'in yine üst düzey şeyleri. Başkanlığın talimatıyla. O zavallı giren kişi ne yapsın? Onun suçu var mı? Onun çocukları var. Onlar günah değil mi? Bizim diyordum ben kesin lafını. İmamoğlu sen böyle etik davranmadın ama ben bunları tutmakla etik davranıyorum demesinde fayda vardı. Yanlış deseydi ama ben bunların şeylerini çoluk çocuğuna acıyorum. Onlara sahip çıkıyorum. Onları korumak için ben onları başım üstüne ama hata yapmadıkları sürece benim kardeşimdirler çalışacaklar. Hayır, bir şey söylüyordum. Bizimkiler hata dedim ben kestim araya girdim. AK Parti'ye bir eleştirim vardı galiba. Ben mi kestim? Yok AK Parti'ye de eleştirim var tabii. Niye eleştiriyor? Onlar da gökten melek olarak inmediler ki. Onlar da senin benim gibi insandırlar. Hataları ne abi? Ya o hataları
bence vatandaşa söyledikleri şeylerden, yani seçimlerde vaat ettiklerini icraatlarda hiçbir yerde bulamıyoruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ama icraatları tabii ki sayılmayacak kadar var. Ama önem sırasına göre vatandaşa daha eğilmeleri lazım diye düşünüyorum. Birinci sırada vatandaş olması lazım. Onların haklarını, hukuklarını riayet etmek lazım. Onlara saygıyla, onlara mesela hangi kuruma gidersen git, insan gibi karşılanmaları, insan gibi muamele edilmeleri. Vatandaş buna. Vatandaş bir tebessümden hoşnut oluyor kardeşim ya. İnşallah benim tahmine göre inşallah olur. Niye diyeceksin olur? Çünkü ben inşallah çok güzel olur abi. Her şey de iyi olacak diyoruz. İnşallah da iyi olacak. Biz her zaman peşindeyiz, iyi de olacak. Vallahi onu bir tek Allah bilir abi. Ya diğer tarafta hile olmazsa olur diye düşünüyorum. Hileye mi bağlı? Evet. Olur, ben cebimse. Olur mu? Olur. Ya olsun diye düşünüyoruz ama yani biraz Elgenç'in söylediği gibi, delikanlı söylediği gibi, yani hile orada olmazsa. Adam o seçimlerde ikinci defa o seçimin yenilenmesine gerek var mıydı? Yoktu. Vatandaşın cebinden çıkıyor yani, yenilenmemesi lazımdı. Eğer 13-14 bin fark değildir, böyle bir şey yok ki ya. Bir olsa kazanmak. Bir oyla kazanmak. Oldu vatan 806 bin oy fark attı. Gördün mü? Bu masraf nereye gitti şimdi? Kimin cebinden çıktı? Bak bu zaman. Olabilir. Tek başına olmaz. Nasıl olur? Yani eğer bu şeyler Türkiye'de... Tek başınadır ya, ittifakı diyoruz. Mesela HDP, İYİ Parti mesela destek verirse. Eğer ittifak olursa olur. Şöyle bir... Tek başınadır ittifakıyla diyoruz. Yani, Millet İttifakı olarak. Millet İttifakı olarak olabilir ama CHP'nin de içerisindeki bazı şeyler değişirse neden olmaz? Mesela bazı derken? Yönetimi değişirse ve hani bazı ittifakları değişirse neden olmasın? Şöyle, herkes zaten yeterli iktidardan hani şikayetçi ama genel kazanıyor, ama CHP'nin de çok olumlu yönleri var ve hani yaptığı hareketler bazını iyi, ama bazı davranışları millet olarak, Türkiye Cumhuriyeti milleti olarak sıkıntıya sok, uyuşmuyor. Hani bunun düzeltmesi lazım kendisine. Kendisini düzeltmesi lazım. En başta şu var, hani bir etnik gruba, hani partiye bağlamıyorum ama hani teröristlerle işbirliği yaptığı zaman bu milletçi, aa bak bu buna lazım. Yani il başkanını mı kastediyorsunuz? Bir daha önceki tweetlerini mi, onu mu söylemek istiyorsunuz? Hayır, onunla alakalı değil. Mesela kim, ben anlamadım. Ya şöyle söyleyeyim ben. Atıyorum mesela CHP, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün bir partisi ve Atatürk'ün bir sözü vardı. Kendi partimin benim partim olacağını nereden bileyim diye. Bu şekilde. İnşallah olur. Biraz daha düzgün olur. İnşallah olamaz. Neden? İnşallah olamaz. Neden olamaz? Yani insanlar arasında bilinçlendirmesi lazım. Bir intikam almak için şey yaptılar. AK Parti'ye bir darbe vurmaya çalıştılar. Neden intikam? İntikam alınacak, hiç hata yapmadı mı? Yani herkesin için menfaat çıkarıdır bu dünya. Yani ama 800 daha önce AK Parti 700 bin öndeydi 2014'te. Şimdi 806 bin düşüyor. Yani 1,5 milyon eksik bir oy almış. Yani AK Parti'nin hiç hatası yok mu? Var. Hatası var, yoktur değil. Hatası var, yoktur değil ama İnsan toplum kendi aramalı çünkü. Toplum sadece bir değişikliğe uğramasını istedi aslında. Ama hata var, yoktur, hatasız kolu yoktur zaten. Ama şimdi CHP'nin bu şekilde davranması zaten insanlar için büyük bir tepkidir. Şimdi gel soralım, 10 kişiden 3 tanesi mutlaka pişmanlık duymuştur. Keşke vermeseydik. Tek başına iktidar olur İmamoğlu'yla inşallah. Şimdi herkesin tuttuğu takımın şampiyon olmasını istemesi gibi, herkesin kendi penceresinden, gönül penceresinden istediği, dilediği niyete bağlı bu. Şimdi ben CHP'liysem o derim ki CHP kazanır. Veyahut da AKP'liysem o istatistiklere göre de herkes kendi penceresinden. Yok abi, bazen adam CHP'li ama diyor CHP kazanamaz diyor. Yani bazen insanlar kritik yapabiliyor, yani doğrusunu söyleyebilirim. Ben şu anda Türkiye çok kırılgan, kaygan bu konularda. Yani ben 55-56 yaşındayım. Bir geçmişte tecrübem de var. Türkiye'de siyasette biraz pek denildiği gibi aynen 50-50. Aynen 50-50. Maalesef öyle. Hani bu aynı tak gibi. Adam belli olmaz. Zor, çok zor. Neden? Vallahi zor, olamaz. Ben bir kürdüm. Ben ama doğru... Peki mesela şimdiki ittifak HDP dışarıdan destek verdi. HDP, İYİ Parti vesaire, Millet İttifakı devam etse,
HDP'nin desteğini alarak olabilir mi, olamaz mı bu sefer? HDP'nin desteğini alırsa olabilir. HDP alırsa olabilir. Onu alırsa olur. Eğer onu alamazsa biraz zor. Vallahi memlekete hayırlısı olan gelsin ama ben CHP'liyim arkadaş. Şimdi hükümet olsun olmasın. Mutlaka hükümet değil, hükümet icraat yapar. Muhalefet nasıl icraat yapacak? Muhalefet icraat yapar. Mesela? Mesela genellikle reformlar yapabilir muhalefet. Ama yapamıyor. Yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tek sisteme karşı. Yok yok. Yani mesela Millet İttifakı, Cumhur İttifakı var ya. Yani o kazanabilir mi? Tabii göstereceği adaya bağlı. Aday göre değişir. Yani adaya göre değişir. Olması gerekir diye düşünüyorum ya. Abi CHP'nin tek başına iktidar olması biraz zor. CHP'nin partiden kopup HDP ile birleşmesi lazım bence. İyi Parti bırakma, HDP ile resmi. Tabii. HDP ile birleşmesi lazım. Çünkü HDP'nin savunacağı şeyler hepsi ortadadır. İnsan haklarını savunuyor. Özgürlük. O zaman olurlar mı? Tabii o zaman eğer beraber olurlarsa iktidar olabilirler. Yani olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum.